yapıyorum sen bana böyle. Kaç gün olmuş? Günaydın. Kaç gün olmuş? Ben arkadaşlar. Beş. ...2019 Çıralı sahili Karette Karette Yuva Açım programına hoş geldiniz. Bundan yaklaşık 2 ay önce karettalarımız, ana kaplumbağalarımız geldiler. 3,5 kilometrelik muhteşem sahilimizde yuvalarını yapmaya başladılar. Bugün itibariyle 83 tane yuvamız var. Bugün şimdiye kadar 5 tane yuvamızda yavru çıkışları olmaya başladı. Bu sene mevsim şartlarından dolayı yavrulamalar, yuva yapımları biraz geç başladı. Çünkü havalar soğuk gitmişti. Yaklaşık 45 günlükle 2 aylık sürelik bir döneminden sonra, olgunlaşma döneminden sonra yavrularımız çıkıyor. 5 tane yuvamızda yavru çıkışları oldu. Bugün 2 tane yuvamızı açtık. 3 gündür bu yuvamızda yavru çıkışları olmuştu. Dördüncü gün hem kalan yavrular var mı hem de istatistik tutmak için iki tane yuvamızı açtık. Her yuvamızda yaklaşık 100 civarında yumurtamız vardı. Bunlardan ilk yuvamızda biraz daha fazla zayiat vardı ne yazık ki. Yaklaşık 35 taneydi değil mi? Evet. 35 tane yavrumuz yumurtadan sağlıklı bir şekilde çıkmış ve denize ulaşmış. İkincisinde ise 100 tane yumurta, 100 küsur tane yumurta arası içinde 50 küsur tane yavrumuz çıkmış ve denize ulaşmış durumda. Bugün sizlerin de gördüğü gibi iki tanesini açtık. 82 yuvamız vardı. İlk yuvada zayiat biraz daha fazlaydı ama ikinci yuvadaki zayiat az olunca bizleri sevindirdi. Ama bunlar herkesin koruması ve ilgisiyle buraya kadar geliyor. Emeği geçen herkese, Çıralı halkına bak, küçük küçük yavrularımız burada. Onlara hep teşekkür ediyorum. Eğer bu güzellikler olursa bu doğalın sayesinde olacaktır. Herkesi bu karettelere biraz daha dikkatli davranarak yaşamalarını, üremelerini sağlamalar için emek sarf etmelerini istiyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese. Geçen yıla göre tabii bu yıl yavru sayısında düşüşümüz var. Onlar biliyoruz hava şartları veya başka şeyler nedeniyle de olabilir. Şu ana kadar 82 tane bugün kafesimiz yuvayla beraber 82 tane yuvamız oluştu. Artık yavru çıkışları da başladı. 2 tane yuvamızı açtık ama 5 tane yuvamızda yavru çıkışları gözüküyor. 3-5 gün içinde devam edeceğiz, açmaya devam edeceğiz. Açma nedenlerimiz tabii insanlar merak ediyorlar. Birincisi sıkışan, altta kalan yavrularımızı çıkarmak. İkincisi bırakılan yumurta sayısını öğrenmek. Hem buradaki istatistikler yani neden işte emriyor, dövizsiz olanları bunları en son biz yıl sonunda raporluyoruz. Doğu Avrupa Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze gönderiyoruz. Bunlar tabii orada istatistikler tutuluyor. Onlar yıl bu şeyleri görüyorlar. Ona göre tedbirlerini arttırıyorlar. Burada Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, bütün bölük komutanımız, jandarmamız hepsi buradalar. Doğa için, çevre için, kaplumbağalar için buradalar. Sabahın 5.30'unda, 5'inde geldiler. Herkese teşekkür ediyoruz. Çıralık tatil yapan merakli insanlarımız da buradalar. Doğa üstü bir olayı şahitlik oluyorlar. Bu güzel bir şey. İnsanlarımız, çocuklarımız bunları görerek çevreye ve duyarlılığı artıyor çevreye karşı. İyi bir olay. Bizler herkes adına çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Tabii biz 2 yıldan beri koruma çalışmasını üst seviyeye çıkardığımız için de Olimpos'ta da büyük bir koruma şeyine girdik. Olimpos tarafının girişi gece 9'dan sonra kapatıyoruz. Bu yıl 10 tane yakın yuvamız oldu orada. Önceleri yani birkaç tane anca oluyordu. O da tabii alanla ilgili koruma ve izleme çalışmasını yürüttüğümüz için de artık orada da yuvalarımız gözükmeye başladı. Tabii anne kaplumbağalar rahatsız edilmediği sürece geliyorlar, sahil rahat şekilde yumurtalarını bırakarak dönüyorlar. Bu bir veli nimet, Çıralı için veli nimet, Türkiye, Antalya'mız için bir veli nimet.
büyük bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Onun için de herkese, duyarlı olan herkese teşekkür ediyoruz.